Newton bölünmüş farklar formülü. İngilizcesi Newton divided differences. Bu videomuzda Newton bölünmüş farklar formülünü konuşacağız. Bundan önceki giriş videomuzda kısaca ne olduğunu konuşmuştuk. Lagrange interpolasyon polinomunun yeni bir yaklaşımla hesaplanma formülüydi. Şimdi bunu detaylı biçimde konuşarak başlayalım. X0'dan xn'e kadar bir noktalar grubu alalım bir fonksiyon için. X0, x1, x2, nokta nokta, xn gibi. N artı 1 tane farklı noktada. F fonksiyonunun n'inci derece Lagrange polinomu Pn x olsun. Bunun nasıl hesaplandığını Lagrange interpolasyon polinomları konusunda incelemiştik. Dönüp oraya bakabilirsiniz. Orada bir fonksiyonun bir noktadaki değerini bulmak için Lagrange interpolasyon polinomu oluşturup onda yerine koyarak sonuç buluyorduk yaklaşık olarak. Yaklaşık olarak demeyelim de bir yaklaşım ortaya koyuyorduk. Buradaki de onunla aynı sonuçları verecek. Burada bulduğunuz bir sonuç ile Lagrange interpolasyon polinomunu kullanarak bulacağınız sonuç her zaman birbiriyle aynı olacak. Pn olsun dedik. Newton bölünmüş farklar formülü. Bölünmüş farklar formülü. Pnx'i aynı Pnx'i yani. Farklı bir yaklaşım ile hesaplamada kullanılır diyelim. Şimdi bu yeni yaklaşım ne olacak? Bu Newton polinomu dediğimiz polinom ile tanışalım. Newton polinomu. Bu Newton polinomunun içinde bölünmüş fark katsayıları olacak. İşte o yüzden Newton bölünmüş farklar formülü diyoruz buna. Newton polinomu. Adım adım ilerleyeceğiz burada. Pnx yani bu Lagrange polinomunu. Şimdi Newton polinomu yardımıyla nasıl elde ediyoruz onu göreceğiz. A0 artı A1 x eksi x0. Bu x0 nereden geliyor? Bizim x0'dan xn'e kadar farklı f fonksiyonunun değerlerimiz vardı. Onlardan zaten interpolasyon polinomu yazıyorduk. Burada da onlardan yazıyoruz Newton polinomunu. Artı A2 çarpı x eksi x0 çarpı x eksi x1 artı A3 çarpı dikkat etmemiz gereken şeyin ne olduğunu görüyor olmalısınız. A2 dediğimizde x eksi x0, x eksi x1, x1'de duruyoruz. A3'te şimdi x eksi 2'de duracağız. X eksi x0 çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 artı nokta nokta diyelim. Şuradan devam edelim. Artı en sonuncu da an olacak. Burada da n eksi 1'de duracağız. X eksi x0 çarpı x eksi x1 nokta nokta diyelim. En sonunda da x eksi x n eksi 1. İşte bu polinom Newton polinomu olarak isimlendirilir. Buradaki a0, a1, a2, a3, an bölünmüş farklardır. Onların formüllerine de az sonra gelecek. Bölünmüş farklar tablosu oluşturup onun üzerinde formülleri konuşup sonra da bunların o tablodaki hangi değerlere eşit olduğunu konuşacağız. A0, A1, A2, nokta nokta, AN bölünmüş farklardır. Şimdi birkaç tane şu x0 değeri alarak
Bir bölünmüş farklar tablosu nasıl oluşturulur? Onu görelim. Bölünmüş farklar tablosu oluşturma diyelim. Şimdi çok fazla değer almayacağım kendimizi yormamak adına. Sınavlarda da bize aşırı değerler vermezler. Şuraya x diyelim. İşte yukarıda bahsettiğimiz x sıfırlar falan gelecek bunun altına. Kaç tane alalım? X sıfır alalım. X bir alalım. X iki alalım. X üç alalım. Çok fazla abartmayalım bunu. Gerçi biraz aralık yazsaydım formülleri yazacağım şimdi kesirli biçimde. Çok sıkışık olur. Şunları biraz aralık yazalım. Formülleri de genel olarak bunun üzerinde göstereceğim. Buradan değer adedimiz yani veri adedimiz artarsa formülleri kendiniz de çıkartabilirsiniz. X0, X1, X2, X3 alalım. Buradaki fx'ler yani bunları götürüp fonksiyona koyduğumuzda çıkan değerler. Burayı bazıları köşeli parantezle yazarlar. Biz de öyle yapalım. F burada bölünmüş farkları köşeli parantezlerle temsil ediyorlar. O şekilde gösterelim biz de. Şu fx0 köşeli parantez. Direkt f x0'a eşit. Fakat bunun gösteriminde oldukça çılgınca işler vardır. Onlardan birincisidir. Bu köşeli parantezle gösterme. Normal parantez yerin dibine mi girdi? Yok, öyle gösteriyorlar işte. Yani konuyu ben buldum kardeşim. İstediğim şekilde gösteririm. Gösterim manyaklığı zaten. Matematikçilerin en sevdiği şeydir. Öyle bir göstereyim ki bir tek baktığımda ben anlayayım da bana iş çıksın. Neyse o kısımları boş verelim. Fx1. Yani buna baktığımızda normal fx1'i anlamalıyız. Zaten az sonra bir örnek çözeceğiz. F x2 f x3. Bazı kaynaklarda buna birinci bölünmüş farklar denir. Bazı kaynaklarda. Birinci bölünmüş farklar olarak burası alınır. Bazıları da burayı bölünmüş fark olarak kabul etmez. Bundan sonra gelenleri birinci bölünmüş farkları olarak alır. Bence de daha doğru olanı o. Zaten bunlar fonksiyonun değeri. Herhangi bir bölünmüş fark yoktur. Bazı İngilizce kaynaklarda buranın bölünmüş fark olarak alındığını görebilirsiniz. Sizin hocanız hangisini yapıyorsa biz bu şekilde gidelim. Birinci bölünmüş farklar bundan sonra gelin olsun. Birinci bölünmüş farklar. Şimdi burada şu ikisinin ortasına gelecek bu yapacağımız hesaplama. Şununkisi şu ikisinin ortasına. Şu da şunun ortasına gelecek. Bu çizgileri her seferinde daha uzun yaptım. Sanki bir anlamı varmış gibi oldu onların. Bunu bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz de genel olarak bu şekilde yapılır. Bazıları da aşağıya dayalı yaparlar. Normalde burada 4 değer varsa bir sonrakinde 3'e düşer. Birinci bölünmüş farklarda. İkinci bölünmüş farklarda 2'ye düşer. Üçüncü bölünmüş farklarda 1'e düşer ve bölünmüş farklar tablosu bitmiştir. Burada 5 tane değer verirlerse birincide 4'e düşeriz. İkincide 3'e düşeriz. Üçüncüde 2'ye düşeriz. Dördüncüde 1'e düşeriz. Orada biter. Verilen nokta sayısının fazlalığıyla burada oluşturacağımız tablodaki hesaplamaların adedi de oldukça fazlalaşabilir. Buradakinin ilk bölünmüş farkın yazımı şöyledir. X0 ile X1'den hesaplanıyor. Dediğim gibi burada gösterimlerde oldukça ilginç yazımlar vardır. Çoğunlukla bu yazım kullanılır. Birinci bölünmüş fark X0 ile X1'den hesaplanıyorsa küçükten büyüğe doğru gider. X0, X1 eşittir. Fx1 eksi Fx0 X1 eksi erken çizmişiz. Y
Yaptığımız işlem oldukça basit bir işlemdir. Fakat bunların konu anlatımlarına baktığınızda bu yazımların ne olduğunu anlamak çok fazla zaman kaybettirir. Altta da x1 eksi x0. Bu ikisinden hesapladığımız bu. Şimdi bu ikisinden hesapladığımız x1 x2. Buradaki f x1 x2. Fx2 eksi fx1 x2 eksi fx1 bölü x2 eksi x1'dir. Buna geldiğimizde x2 ile x3'ün arasına denk geliyor. F x2 x3 fx3 eksi fx2 bölü aşağıda da x3 eksi x2. Burada x0'dan x3'e kadar değerleri yazarken burası küçükten büyüğe doğru gidecek. Küçük x'ten büyük x'e doğru. En küçük değer bu. Hadi şunu bir not alalım. En küçük. Buradaki ise en büyük x değeri olacak. Tabloya yerleştirirken rastgele yerleştirmeyeceğiz değerlerimizi. Şimdi ikinci bölünmüş farklara geliyoruz. İkinci bölünmüş farklar. En sonda tek bir taneye düşene kadar bölünmüş farklar devam eder. O da veri adediyle ilgilidir. Kaç taneye gideceğimiz. Bir sonraki bu ikisinin arasına gelir. Ve bu ikisinin arasına gelir. Üçlük ikiye düşeceğiz. Şimdi buradaki şu ikisinin arasına x0, x1, x1, x2. Burada var olanlardan x0, x1, x1 ikinciye tekrar ediyor x2. Burasının bölünmüş farkı şu şekilde yazılır. x0, x1, x2. Burada var olanları küçükten büyüğe doğru dizeriz burada. Bunun hesaplaması da şundan şunun çıkartılıp buradaki en büyükten en küçüğün çıkartılması. x2 eksi x0'a bölünür. Şundan şunu çıkartıyoruz. F x1 x2 eksi f x0 x1 bölü aşağıda ise x2 eksi x1. Bunun yani şundan şunu çıkartırken şundan şunu çıkartıyoruz. Şuradaki değerlere de bakabiliriz. En büyükten en küçük çıkartılacak x'li olarak paydada. Buraya geldiğimizde ise x1 x2 x2 x3 var. x1 x2 x3'tür buradaki. X1. Burada küçükten büyüğe doğru olanlar. Bazen bu tablonun bazı değerlerini verip bölünmüş farklar tablosunu doldurun der. Biz de işte bu formüllerin neler olduğunu bilmeliyiz ki doldurmayı başarabilelim. Şimdi buraya geldiğimizde bundan bunu çıkartıp f x2 x3 eksi f x1 x2 bölü sınav anında formülleri yazmayın. Sadece uygulayın. Şimdi bu formülleri yazmak böyle uzun ve can sıkıcı. X3'ten X1'i çıkartacağız. İşte ikinci bölünmüş farklar da böyle. Tabloya üçüncü bölünmüş farklarla devam edeceğiz. Yerimiz kalmadı. Aşağıya geçiyoruz. Bu son bölünmüş farkımız olacak. Üçüncü bölünmüş farklar. Buradakinde de bu ikisinden oluşturacağız. X0, X1, X2, X1, X2 bunlar ikinciye tekrar ediyor. X3 var. Buradakilerin hepsini küçükten büyüğe doğru doldurarak yazıyoruz bunu. F X0, X1, X2 sonra bir de X3 geliyor. Burada da X3'ten X0'ı çıkartacağız bunun paydasında. Buraya doldurduklarımızın en büyük x'inden en küçük x'ini çıkartacağız. En sonuncusunu hesaplarken. Burada da bu ikisinin sonuçlarını çıkartacağız. F bundan bunu. X1, x2, x3 eksi f x0, x1, x2. Tamam. Şimdi burada 4 tane veriden oluşan bir bölünmüş farklar tablosunu nasıl oluşturacağımızı
Anladık. Yani bu 5 tane veri olursa da işte buna göre içlerindeki harfleri ayarlayarak doldurabilirsiniz. Bizi ilgilendiren kısma gelelim. Bizim yukarıdaki Newton polinomumuza dönelim. Bunun için de dedik ki A0, A1, A2, AN bölünmüş farklardır dedik. Yani buradaki A0, A1, A2 bu tablodaki bazı değerler. Şimdi bunları önce bir tablo üzerinde göstereyim. A0 direkt buradaki f(x)0'a eşittir. A1 buradaki f(x)0x1'e eşittir. Tablodaki en üstte kalanlardır onlar. A1 budur. Şöyle x0, x0x1, a2, x0, x1, x2 ve en sonuncusu bu da A3. X0, x1, x2, x3. En yukarıdakiler. Bu birincisi. İkincisi. Üçüncüsü. Ve dördüncüsü. Buradaki a'ların ne olduğunu yazacak olursak şimdi formülünü. A0 direkt f(x)0'a eşittir. A1 f(x)0, x1'e eşittir. Tablodaki hangisi buysa ona eşit. A2 f(x)0, x1, x2'ye eşittir. Ve böyle gider bu. AN f x0, x1, x2, nokta nokta xn. Bu şekilde tabloda bu değerler hangileri ise onları çıkartacağız. Bunlar da bizim tablomuzun şu en üstte kalanlarıdır. Şimdi bir örnek yaparak bu videomuzu noktalayalım. Bununla ilgili tahmini bir 3 örnek soru kadar çözüm gelir. Şimdi 0'a 2, 1'e 3, 2'ye 12 ve 5'e 147 değerleri verirsin. Bunlar bir fonksiyonun sonuçlarını gösteren sıralı ikiler. 0 koyunca 2 çıkıyor, 1 koyunca 3 çıkıyor, 2 koyunca 12 çıkıyor, 5 koyunca 147 çıkıyor. Üçüncü derece Newton bölünmüş fark formülünü kullanarak P3x'i bulunuz ve P3 3 değerini burada görüleceği üzere 3'ün kaç ettiğine dair bir veri eksiğimiz var. İşte interpolasyonla bunlardan bir polinom uyduruyoruz. O polinoma götürüp koyup onun değerini elde ettiğimizi varsayıyoruz. P3 3 değerini hesaplayınız. Şimdi öncelikle bizim 3. derece Newton polinomumuzu bir yazalım. Sonra bölünmüş farklar tablomuzu oluşturacağız. P3 x A0 artı A3'e kadar gideceğiz burada. A1 çarpı x eksi x0 idi. A1 çarpı A2 çarpı x eksi x0 çarpı x eksi x1. Şu anda bununla bunu çarparsak ikinci derece bir şey çıkar. Üçüncü dereceye kadar gideceğiz. A3 çarpı x eksi x0, x eksi x1, x eksi x2. Şuradan x0, x1 bunları bir belirleyelim. Bu x0, bu x1, bu x2, bu x3. A0 artı A1 çarpı
x0'ı yerine koyalım. X eksi 0. A2 çarpı x eksi 0 çarpı x eksi 1 çarpı artı A3 çarpı x eksi 0 x eksi 1 x eksi 2. İşte biz burada şimdi A0, A1, A2, A3 katsayılarını da bölünmüş farklar tablosundan bulduğumuzda Newton bölünmüş fark formülü yardımıyla aslında Lagrange polinomunu hesaplamış oluyoruz. Lagrange interpolasyon polinomunu ve P3,3 değerini hesaplamış olacağız. Şimdi bölünmüş farklar tablosuna geçelim. X0, X0 değil, X'ler yan tarafa fx'ler, fx'ler, x0'ımız 0, x1'imiz 1, x2'miz 2, x3'ümüz 5. Küçükten büyüğe dizeceğiz bunları. Burada 0'dayken 2, 1'deyken 3, 2'deyken 12, 5'teyken 147. Şimdi birinci bölünmüş farklar. BF diyelim bölünmüş farklara. Burada ne yapıyorduk? Bunların ortalarına denk gelecekti. Farklı bir renkle devam edelim. Şu ortaya denk gelecek. Bundan bunu çıkartıp bundan bunu çıkarttığımızda böleceğiz. 3 eksi 2 bölü 1 eksi 0. 1 bölü 1'den 1. Yukarıdaki o formülleri siz bileceksiniz ama buraya getirip formülleri yapmayacaksınız. Siz sadece toplama, çıkarma, çarpma ile o katsayıları bulacaksınız. Fakat bulduğunuz katsayıların ne olduğunu bilmeniz için o formüllerin yukarıda konuşulması gerekiyordu. Buraya geldik. Bundan bunu çıkartacağız. 12 eksi 3 bölü bundan bunu çıkarttığımızda böleceğiz. 12'den 3 çıktı. 9. 1'e böldük yine 9. Devam ediyoruz. Bu ikisinin arasına gelecek. Bundan bunu çıkartıyoruz. 147 eksi 12 bölü 5 eksi 2. 147'den 12 çıkartırsak 135 eder. 3'e bölersek onu da burası da 45 etti. Şimdi ikinci bölünmüş farklara gelelim. Farklı bir renkle devam edelim yine. İkinci bölünmüş farklar. Bunların ortalarına gelecek bu sefer. 9 eksi 1 bölü bu şu bölüme kadar. 2'den 0'ı çıkartacağız. 9'dan 1 çıkarsa 8 bölü 2'den 4. Buraya geldiğimizde 45'ten 9'u çıkartıyoruz. 45 eksi 9 bölü. Burası şu 3'üne karşılık geliyor. 5 eksi 1. 45'ten 9'u çıkartırsak 36 bölü 4'ten 9. Burada ikinci kısma geldiğimizde kimden kimi çıkıyor? Bundan bunu çıkarttığımızda bundan bunu çıkartıyoruz. Bundan bunu çıkarttığımızda bundan bunu çıkartıyoruz. Yukarıda formülleri vardı. Formüllerinden de kafanıza yerleştirebilirsiniz. Neyden neyi çıkarttığımızı. Şimdi buraya geldiğimizde üçüncü bölünmüş fark. 9'dan 4'ü çıkartıyoruz. Bölü. Buradaki en üsttekinden en alttakini çıkartıyoruz. 5 eksi 0. Burası 5, burası da 5. 5, 5, 5 bölü 5'ten 1. Şimdi A0 neydi? F x0 idi. A1 neydi? F x0 x1 idi. Daha yeni yukarıda yazdık. A2 neydi? F x0, x1, x2 idi. A3 de f
x0, x1, x2, x3 idi. Şimdi bunları bu tablo üzerinden belirleyecek olursak, şu ilki f(x) 0'dır zaten. Konuştuk yukarıda. Bu oluşturduğunuz tabloda şu üsttekiler bize tek tek bunları verir. Bu a 0'dır. 2. Bu a 1'dir. Buradaki değer f(x) 0 x1'dir. 1. Buradaki değer x 0 x 1 x 2'dir. 4. Buradaki değer şu üstten şu şekilde gelirken elde ettiklerimiz zaten buradaki katsayıları verecek. O da 1. Şimdi bunları götürüp yerine koyup şu polinomu tam olarak bulalım. P3 x eşittir 2 artı A1'i 1 bulduk. 1 koyarsak buraya x. A2'yi 4 bulduk. 4 çarpı x çarpı x eksi 1. Orayı çarparız. Artı burayı da 1 bulduk. 1 çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2. Çarpıp şunları da polinomu tam olarak bir bulalım. 2 artı x artı x kare eksi x 4x kare eksi 4x. Önce şurayı çarpalım. X kare eksi x. Sonra buraya dağıtalım. X küp eksi 2x kare eksi x kare artı 2x. Şimdi de işte 3. derece Newton bölünmüş fark polinomunu elde etmiş oluyoruz. Sabit bir tek 2 var. Sonra x diye gelelim. Bu var. Bu var. Bu var. Eksi x. X karelilere gelelim. Bu var. Bu var. Bu var. Bir tane x kare kalıyor. Bir tane de x küpümüz kalıyor. İşte bu aynı zamanda 3. derece Lagrange interpolasyon polinomudur. 3. derece Lagrange interpolasyon polinomunu biz burada Newton bölünmüş fark formülü yardımıyla hesaplamış olduk. Şimdi bizden yaklaşık olarak hesaplamamız istenen değer neydi? P3'ü hesaplamamız isteniyor. Şuraya denk gelen 3 değerine karşılık değeri bu hesapladığımız polinomla elde edeceğiz. 2 eksi 3 artı 3'ün karesi artı 3'ün kübü. 2 eksi 3 artı 9 artı 27. Eksi 1, 8. Buradan da sonucu 35 olarak bulmuş oluruz. Bu videomuzu burada noktalayacağım. Newton bölünmüş farklar yöntemi ile ilgili 3 örnek soru gelecek. Onlarda daha fazla nokta içerenleri de yapacağız. Ama sizin kafanızda yerleştirmeniz gereken şeyler bir baştan itibaren gelecek olursak. Newton polinomunu direkt bir yazmayı bileceksiniz. Kaçıncı derece istiyorsa ona kadar gideceksiniz. Burada 5. derece isterse n 5'e kadar gidecek. 3. derece isterse 3'e kadar. 2. derece isterse n yerine 2 olan yere kadar ilerleyeceğiz. Sonra buradaki bütün a n katsayıları a0, a1, a2 bunlar bölünmüş farklardır ve bunları gidip bu bölünmüş farklar tablosundan elde ediyoruz. Bölünmüş farklar tablosunda da x0 değerlerini, x değerlerini küçükten büyüğe doğru sonuçlarını da karşılarına yazıyoruz. Birinci bölünmüş farkları hesaplama formüllerimiz bunlar. İkinci bölünmüş farkları hesaplama formülü. Üçüncü bölünmüş farklar. Burada daha fazla nokta olursa dördüncü, beşinci, altıncı bölünmüş farklara kadar bu iş gidebilir. Tabii o işi uzatmaktır. Kimlerden kimleri çıkartınca nereleri buluyoruzu kafanızda oturtun formüllere bakarak. Uzun uzun bu formülleri yazmakla uğraşmayın. Bizim A0'dan AN'e kadar katsayılarımız bu oluşturduğumuz bölünmüş farklar tablosunun en üst elemanlarıdır. Şu fx'in bulunduğu yerden başlayarak bu ve en sonda bulduğumuz değer. Bunlarla da AN katsayılarımızı bulmuş oluyoruz. Burada da bir tane zaten örneğini çözdük. Kafamızda çok abartacağımız bir konu değildir. Sınavlarda gelirse bir nevi bizim için hediye niteliğinde bir soru ve konudur bu. Bu şekilde konu anlatımızı noktalıyoruz.